Roman ünitesi Acemi 1 ile beraberiz. Romanın özellikleriyle ilgili numaralanmış bilgilerden hangisi yanlıştır diyor. Bakalım. Kahramanlar tüm yönleriyle anlatılır e, demiş. Doğru. Burada daha ayrıntılı bir anlatım söz konusudur. Kişi sayısı oldukça fazladır. Doğru. Yaşanmış ya da yaşanabilecek olaylar el alınır. Tabii ki. Olaylar geniş bir zaman dilimi içine geçer. Doğru. Zaten bunların kısıtlanmış şekilleri neydi? Hikayeydi. Kahramanların tamamı serim bölümünde tanıtılır. Hayır, böyle bir şey söz konusu değil. Giriş bölümünde, eserim, yani düğüm, çözüm. Düğüm bölümünde de kahramanlar olaya dahil edilip tanıtılabilir. Onun için cevabımız hangisi? Edir ne? Bu tabloda boş bırakılan yerlere tip karakter yazına doğru salam hangisidir diyor. Başkalarına benzeyen duygu ve düşüncelerini başkalarından farklı biçimde yansıtır farklı biçimde yansıttığına göre bu nedir? Karakterdir. Toplumun bazı kesimlerin özelliklerini temsil eder. Temsil ettiğine göre bu nedir? Tiptir. Romanın başından sonuna kadar olaylar karşısında aynı tavrı sergiler. Aynı tavrı sergilediğine göre tiptir. İç dünyasıyla beraber ortaya çıkıyor ise nedir? Karakterdir. Bu durumda karakter tip tip karakter olacak. Karakter tip tip karakter cevap hangisi? Adana. Üçüncü soru. Romanda mekan unsuru ile ilgili olarak hangileri söylenemez? Olayların gelişmesine ve şekillenmesine önemli bir rolü vardır. Tabii ki yani mekanın bu anlamda önemli bir rolü var. Kişilerden ve zamandan bağımsız olarak olayın gerçekleştiği yerdir. Hayır olur mu? Yani kişilerden ve zamandan bağımsız olarak bir mekan söz konusu olamaz. Zaten onlar o mekanın içerisinde olayı gerçekleştirir. Dolayısıyla cevabımız Bursa'dır. Dördüncü soru bu parçada romanın unsurlarından hangilerine yer verilmiştir diyor. İlhan annesini hem hiç göze batmayacak hem kimsenin gözünden kaçmayacak gerekli kimselere onur köşesi bile dedirtebilecek bir koltuğa oturtmuştu. Fıtnat Hanım siyahlar içinde yakasında da tezerin iliştiri verdiği bir sarı gonca gülle aileyi bir bütün tavrıma edilecek gizli planlarından habersiz gelenlere bakıyordu demiş. Şimdi burada baktığımızda mekan var olay örgüsü bir şekilde var, devam ediyor, olay var, kişi var ama zamanla alakalı herhangi bir şey söz konusu değildir. Dolayısıyla 2, 3 ve 4 burada verilmiştir. Beşinci soru. Hangisi de diğerlerinden farklı bir noktalama işareti getirilmelidir diyor. Eskiden çamaşır yıkamak uzun bir uğraş gerektirir virgül. insanların en az iki gününü alırdı. Yıkamaya başlamadan önce tokmak, virgül, kir gibi kullanılacak şeyler geliyor. Bir gün öncesinde odun, külü, kazanda iyice kaynattıktan sonra özleden sonra virgül kullanılır. Küller bütünüyle dibe çöker, virgül, su berraklaşırdı. Sıralı cuman arasında kullanılmış. Şuna bakalım. Uygun miktarda bir leğene aktarılır. Kirli çamaşırlar, bak şurada virgül var ya, ikinci yargıya geçtiğimiz zaman arayana koyuyorduk, e, noktalı virgül koyuyorduk. Öyleyse cevabımız edir ne? Altıncı soru. Tatil dönüşü öğretmen öğrencine ara tatilde hangi romanları okuduklarını ve bunların konularının ne olduğunu söyler diyor. Ve buna göre roman türleri Gayet güzel bir soru. Bakalım. Cemre demiş ki Robinson Crusoe okudum. Robinson Crusoe babasının tüm itirazlarına rağmen dünyayı gezme hayallerinde çıktığı yolculukları ve bu sırada karşılaştığı olayları anlatıyor demiş. Dolayısıyla bu Robinson Crusoe romanı macera romanıdır. Suç ve cezayı okudum, parası için bir tefeci kadını öldürmeye tasarlayan St. Petersburg'da yaşayan fakir bir öğrenci olan Raskolnikov'un manevi ızdırabı anlatıyor dediğine göre. Psikolojik roman, kaplumbağalar okudum, Ankara yakınlarındaki bir köyde yaşayanları, köylünün yoksulluk ve bürokrasiyle savaşı, gelenekleri, sorunları anlatıyor. Bu da sosyal yani töre romanıdır. O halde cevabımız Bursa'dır. Yedinci soru, Farklı düşüncelere, duygulara, isteklere, özelliklere sahip olmaktan veya hayat tarzından dolayı kişinin kendisiyle, çevresiyle veya kişi, diğer kişilerle yaşadığı anlaşmazlık, karşıtlık durumları diyor. Bu nedir? Temel çatışmadır. Tabii ki romandaki ana unsur zaten temel çatışma idi bildiğin üzere. Sekizinci soru. Hangisine bilgi yanlışı vardır diyor. Birçok edebi tür gibi romanda Türk edebiyatına Servet-i Fünun döneminde girmiştir. Dağıt yanlış. Çünkü Servet-i değil, Tanzimat döneminde girmiş olması gerekiyor. Cevabımız hangisi? Adana. İşte Paşa'nın Telemak bu doğru zaten. E, ondan sonra Fransız yazar Fenelon'dan tercüme ettiği ve ilk eserimizin taş Talak olduğu doğru bilgilerdir. Doğru yanlış hangisine yanlış yapılmıştır diyor. Hikaye kısa ve orta uzunlukta roman ise daha uzundur. Doğru. Hikaye ve roman okuyucuda estetik zevk uyandırmak amacıyla yazılan kurmaca metinlerdir. Tabii ki doğru. Hikayede de romanda da birbirine bağlı birden çok olay ayrıntıyla anlatılır. Bunun Yanlış olması gerekiyordu çünkü hikayede daha az olay anlatılır bildiğin üzere. Geldik 10. ve son sorumuza. Ki'nin yazmaya ilgili bir yanlış vardır diyor. Yanımdaki konsol sıfat yapmak yolu için bitişik yazılması doğrudur. Odadaki sakin bitişik yazılması doğrudur. Oysa ki demiş ama ki burada kalıplaşmış ki'dir. Oysa ki madem ki halbuki meğer ki bunlar kalıplaştığı için bitişik yazılması lazım. O halde 3 numaralı ifade yanlıştır diyoruz ve testimizi bitiriyoruz. oh <laughs>